Başlayabiliriz gibi geliyor ama çok kaymışız ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Sinem. Her gün çalışıyorum. Yemin ediyorum akşam uyuyorum. Sadece uyumaya geliyorum eve. Sadece uyumaya geliyorum. Akşam geliyorum, uyuyorum, sabah kalkıp işe gidiyorum, geliyorum, uyuyorum, akşam oluyor, sabah kalkıyorum, işe gidiyorum, uyuyorum, akşam böyle. Gerçekten bu son dönemde bilmiyorsanız söyleyeyim, ben hemşireyim ve buradaki hastanede çalışıyorum ve %100 çalışıyorum şu an. Ve bu karantinadır, işte bu koronadır mahvetti. Bir tane hemşire işe gelmeyince işte çocuğu hastalanıyor, çocuğu karantinada kalmak zorunda kalıyor. Annesi olarak odanın başına kalmak zorunda kalıyor. O evde kalınca Sinem'e geliyor, şey diyor ki Sinemciğim çift nöbet gidebilir misin bebeğim? Sinem böyle, öldürün daha iyi. Yani öyle bir durumlara giriyoruz ki mahvım. Bu haftayla çöktüm. Gerçekten çift nöbet git, uyumaya gel, bitti. İrem bu hafta işe başlamış, bir haftada çocuk işe gidiyormuş, daha bugün öğrendim işe gittiğini. Öyle. Ailemden hiç haberim yok. Ahmet öyle. Okula gitmiş, sınava girmiş iki kez. Güzel puanlar almış, bugün haberim var. Mahvım. Neyse, her şeye rağmen hayatta güzel şeyler de oluyor. Oluyor yani, bir şeyler oluyor. Ben en son yayınladığım Norveç'teki lise eğitimi ve üniversite eğitimi üzerine güzel yorumlar aldım. Teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda merak edilen başka bir konu da çok oldu. O da Türk vatandaşı olarak Norveç'e okumaya nasıl gelebilirim? Bu çok soruldu. Ben de onun üzerine küçük bir araştırma yapmak istedim. Yaptım da. Olabildiğince de size yardımcı olmaya çalışacağım. Bakalım neler bulmuşum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki gerçekten Norveç'e okumaya gelmek o kadar da kolay değilmiş. Bayağı meşakkatli yollardan geçmeniz gerekiyor. Eğer buraya okumayı hedeflediyseniz, özellikle de lisans okumaya gelmek istiyorsanız, bu ise hedefiniz, gerçekten istemeniz gerekiyor. Çünkü biraz pürüz var karşılaşabileceğiniz yolda. Ben notlarımı aldım her zamanki gibi, biliyorsunuz. Oraya arada sırada bakacağım ve size açıklamaya çalışacağım. Şimdi ilki. Yapmanız gereken birinci şey. Eğer atıyorum zaten çoktan bir Türkiye'de üniversite kazandıysanız ve gittiğiniz üniversite Norveç'teki herhangi bir üniversitesiyle anlaşması varsa ve sizi gönderebiliyorsa, turist vizesi aldıktan sonra buraya 2-3 aylığına, en fazla 3 aylığına gelebiliyorsunuz. Burada sıkıntı yok. Eğer burada okumaya gelmek istiyorsanız ve üniversite okumaya gelmek istiyorsanız, çünkü lise okumaya gelmek istiyorsanız farklı, üniversite okumaya gelmek istiyorsanız daha farklı bir sistem işliyor. Çünkü dediğim gibi turist vizesi 3 aylığına kadar veriyor. 3 aydan sonra geri dönüş yapmanız gerekiyor ülkenize. Ama 3 aydan fazla kalmak istiyor ve burada okumak istiyorsanız, o zaman öğrenci vizesine başvurmanız gerekiyor. Öğrenci vizesine başvurmak için de buranın sistemine, yani bu tip sistemlere bakan bir merkezi var. O da UD.no. Onu da linkini aşağı koyarım, bir bakarsınız. Bu öğrenci vizesini alabilmeniz için Ankara'daki Norveç konsolosluğuna gitmeniz, 4900 kronluk bir başvuru ücreti ödemeniz gerekiyor. 4900 da şu anki kurla 4900 lira falan ediyor, ya da 5000 lira diyelim taşraftasın. Bu başvuru ücretini vermeniz gerekiyor ve bu size bahsettiğim merkezin, yani UD.no'nun içerisinde öğrenci vizesine dair neleri, hangi kağıtları, hangi dokümanları vermeniz gerekiyor, bunların hepsi de yazılı. Linkten bakabilirsiniz, aşağı koyacağım. Aynı zamanda bu öğrenci vizesini alıp buraya geldiğinizde haftada 20 saate kadar çalışma izni de veriyorlar size. Yani okurken aynı zamanda 20 saatte öğle harçlığınızı da çıkarabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda önemli bir bilgi, öğrenci vizesine başvuracağınızda vatandaşı olduğunuz ülkeden başvurmanız gerekiyor. Yani Türk vatandaşıysanız Türkiye'den başvuru yapmalısınız. Peki Sinem diyorsun, iyi hoş da bir öğrenci vizesine başvurduk, tak diye geliyor muyuz? Maalesef hayır. Bu birinci pürüzdü ve bunu birkaç, yani bunu çoğunuz halledebilirsiniz. Ankara'ya gidersiniz konsolosluğa, vizesini, başvuru parasını yatırırsınız, başvurunuzu yaparsınız, beklemeye gelir, çıkarsınız ve cevap geldiğinde gelirsiniz. Hani bu kadar değil ama. İşte bunun bir de devamı var. Yani sizde olması gereken maddeler var. Bunu, başvurusunu yapabilmeniz için. Birincisi, bir kere lise mezunu olmanız gerekiyor. Lise diplomanızın olması gerekiyor ve İngilizcenizin belirli bir seviyede olması gerekiyor. Burada birçok üniversite, hatta neredeyse bütün üniversiteler Norveççe seviyesini
Forvetçi'yi de belirli bir seviyeye, yani burada seviyeler var. A1, A2, B1, B2, C1 diye devam ediyor. Ve buradaki üniversiteler sizden en az B2 seviyesinde Norveççeyi kesinlikle istiyorlar. Buraya lise okumak için, hani lise okumak için getirilen böyle ajandalar olabiliyor Türkiye'de. Hani parasını veriyorsunuz, size herhangi yurt dışından bir lise ayarlayıp buraya gelmenizi sağlayabiliyor. Ve o zaman Norveççe dilinizin gerekliğine, yani zorunluğuna gerek yok. Gerekliğine zorun yok. İngilizceniz yeterliyse buraya gelebiliyorsunuz lise okumaya. Ama üniversite okumak istiyorsanız, lisans okumak istiyorsanız bu millet, bu ülke sizden Norveççe istiyor. Yani Norveççeyi B2 seviyesinde konuşacaksın diyor. Ve zaten Türkiye'de büyümüş, okumuş bir insan için Türkiye'nin neresine Norveççe öğreneyim de buraya okuyayım sorusu karşılaştığım bir soru. Aynı zamanda videoda söylemiştim fakat montaj yaparken çıkmış. Şöyle bir durum var ki evet lise mezunu olmalısınız ama aynı zamanda Türkiye'de bir üniversite kazanmış ve bir senesini bitirmiş olmanız gerekiyor. İngilizce yeterlilik testini ise eğer o üniversiteyi kazandınız ve ilk senenizi İngilizce dili ve edebiyatı mezunuysanız örneğin yine İngilizce testine, TOEFL ya da IELTS testine girmeniz gerekmiyor. Girdiğiniz üniversiteden almış olduğunuz diploma sizin İngilizce yeterliliğinizi kanıtlıyor zaten. Ki mantıklı bunların istenilmesi. Aslında çok fazla şey istenilmiyor. Dediğim gibi sadece dil yani dil seviyesi sizden istiyorlar, yeterliliğini istiyorlar. Bunun dışında başardığınız sürece hoş geldiniz. Yüksek lisans okumak daha kolay gibi geliyor ama onun için de Türkiye'de önce bir lisansınızı bitirmeniz gerekiyor. Yani benim diyebileceklerim maalesef bu kadar. Hani maalesef de yapılmayacak bir şey değil, öğrenilmeyecek bir şey değil ama bence dil yaşanıldığı yerde daha kolay öğreniliyor. Pratik yapılması gerekiyor çünkü. Ama İngilizcenin ana dili olan bir lisans yerine gitmek bence çok daha mantıklı. Norveççenin kendine ait bir dili var, Norveççesi var ve ister istemez okullarında Norveççe ders veriyorlar. Norveç çok güzel bir ülke evet ama yüksek lisans okumaya ya da bir program okumaya, küçük 2-3 aylık bir program okumaya sizi davet edebilirim. Ama onun dışında Türkiye vatandaşı olup lisans okumaya buraya gelmek dediğim gibi biraz meşakkatli. Ama isterseniz neden olmasın? Her türlü başarırsınız. Diyebileceklerim bu kadardı. Yapmanız gerekenler bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer bir sorunuz olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.